Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeler devam ediyor. Bugün 2024 yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Detaylarına bakacağız şimdi. Ustatay orada. Bugün Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bir açıklama yaptı. Önceki dönem Genelkurmay Başkanı bu konuyla ilgili olarak hem de İsrail-Hamas çatışmasından bahsetti. Acil insani ateşkesin sağlanması gerek ifadesini de bugün kullandı Türkiye bu nedenle. Ustatay'a gidelim, detayları alalım. Osman, senin de belirttiğin gibi Plan ve Bütçe Komisyonu saat 10'da başladı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığı'nda toplandı. Bugün gün boyunca Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor olacak. Bakan Yaşar Güler sabah saatlerinde bakanlığın bütçesine ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi. Ateşkes çağrısında bulundu. Bakan Güler, bu şekilde uluslararası hukukun ihlal edilmesi, hastaneler, okullar ve kutsal mekanlar, mülteci kamplarıyla daha da vahimi, çocuk ve kadınların katledilmesi ve olayın vahşet boyutuna dönüşmesi savaş suçudur ve asla kabul edilemez dedi. Gazze'de sivillere yönelik saldırıların derhal sonlandırılması ve acilen insani bir ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguluyoruz dedi Bakan Yaşar Güler. Ve terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ve hudut güvenliğine kadar pek çok konuda başlıkları kamuoyuyla paylaştı Bakan Yaşar Güler. Bu yılın başından bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 1868 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı Bakan Güler. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 39.211, bu yılın başından itibaren ise 1868 terörist etkisiz hale getirilmiştir ifadelerini kullandı. Ve Fethullahçı terör örgütüne yönelik ayrı bir parantez açtı Bakan Yaşar Güler. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 23.971 şahıs ihraç edilmiştir dedi. Hain örgütüyle mücadelemiz iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek tavizsiz bir şekilde ve kararlılıkla devam edecektir ifadelerini kullandı Bakan Yaşar Güler. Yine Yunanistan'la iyi ilişkiler yaşandığını, ancak mavi vatandaki hak ve menfaatlerin korunması konusundaki kararlılıklarının devam ettiğini söyledi. Ülkemizde meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimizde olumlu bir dönem yaşıyoruz ifadelerini kullandı Bakan Güler. Azerbaycan konusuna geldi. Bugün Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Artık Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik yeni bir fırsat kapısı daha açılmıştır dedi Bakan Yaşar Güler. Tabii bugün Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gün boyunca bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor dedim. Az önce de belirttiğim gibi akşam saatlerinde milletvekillerin sorularını yanıtlayacak Bakan Yaşar Güler. Ve bir komisyon daha var. O da önemli bir komisyon. Dışişleri Komisyonu saat 13'te dakikalar içinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokol Dışişleri Komisyonu'nda görüşülecek. Saat 13'te başlayacak ve Başkan Fuat Oktay Başkanlığı'nda toplanılacak. Komisyondan geçmesinin ardından İsveç'in NATO üyeliğine katılımında genel kurul süreci de başlamış olacak. Aslında bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi yine diğer günlerde olduğu gibi yine yoğun geçiyor. Yine baş döndüren bir yoğunluğu var. Plan Bütçe Komisyonu'nda Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşülüyor olacak akşam saatlerine kadar. Bir diğer önemli komisyonsa Dışişleri Komisyonu saat 13'te başlayacak, dakikalar içinde başlayacak diyelim ve sözü meclisten İstanbul'a stüdyoya bırakalım.